Selamlar hoş geldiniz. Teklik ve çiftlik kavramlarındayız. Burası çok keyifli bir kısım. Buradan muhakkak soru gelir arkadaşlar. Soru işlerine de soru gelir. O yüzden hem anlatırken keyifli anlatacağım hem de öğrenirken keyifle öğreneceğinizi düşünüyorum. Bir okuyalım bakalım tanımlarımızı. Çift sayılar ne demekmiş? Öncelikle çift sayı tanımı 2 ile kalansız bölünebilen tam sayılara çift sayılar denir. Şimdi sayıların tek veya çift olmasını değerlendirirken biz hep tam sayılar üzerinde işlem yapacağız. Yani gidip de size bir kesirli sayının, bir rasyonel sayının, rasyonelden kastım tabii ki 2 de bir rasyonel sayıdır. Onu konuşmuştuk önceki videolarda ama. 1 bölü 2'nin tek midir çift midir gibi bir sorusu doğru olmayacaktır. Niye? Biz teklik ve çiftliği veya 0,1 tek midir çift midir? Bu tarzda sorular artık yanlış olacaktır. Çünkü biz teklik ve çiftlik kavramlarını artık tam sayılar kümesi üzerinde değerlendiriyoruz. 2'ye kalansız bölünebilen sayılar nelerdir? Bakın 0, 2'ye kalansız bölünür. 2'nin 0 katıdır. 2, 2'ye kalansız bölünür. 4, 2'ye kalansız bölünür. 6, 8, 10, 24, 36, 108, 1288 zaten 2 ile bölünebilme kuralımız neydi? Bunu not edebiliriz isterseniz. Sol tarafımız boş. 2 ile bölünebilme. Ben bu kitapta bölünebilme kurallarına yer vermedim. Ama burada bahsedebilirim azıcık. 2 ile bölünebilme kuralı. Burada ne diyeceğiz? şu renkle yazayım daha iyi olur. Son basamağımız, son basamak çift sayı olacak. Çift sayı olmalıdır. Eğer son basamağınız çift sayıysa bu sayı kesinlikle 2'ye tam bölünür. Ne demek? Mesela iki basamaklı bir sayımız var. Buraya bir sayı koymuşuz. Burada birler basamağını 0 koyarsanız, 2 koyarsanız, 4, 6 ve 8 koyarsanız Buraya ne koyarsak koyalım bu sayı bir çift sayı olur. Mesela 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 aynı şekilde gider. O yüzden son basamağımız çift sayıysa bu 2'ye tam bölünen bir sayı olur. Dolayısıyla 2'ye tam bölünen sayılara çift sayı diyorsak da son basamağınız eğer çift sayıysa mesela bakın burada son basamak 0 çift sayı 4 çift 6 8 8 bunlar çift sayılardır. Geldik tek sayılara. 2'ye kalansız bölünemeyen yani 2'ye kalansız bölünemiyorsak doğal olarak biz 2 ile bölündüğümüzde 1 kalanını vereceğiz. 2'ye bölümünden 1 kalanını veren ne, ne demektir o? Bakın şöyle değerlendirelim. Bir sayısı zaten bir tek sayıdır. 3 sayısı nasıl tek sayıdır? Şöyle gösterebilirsiniz. 3 Üç sayısı. 3'ü 2'ye bölseydik ne verdik? 3'ü 2'ye böldüm. Bir kere var. 2 çıkarttım. 1 kaldı. Bakın. Yani bu 2'ye bölümden 1 kalanını verir. Veya şöyle düşünebilirsiniz. 3 sayısı 2'nin 1 katına 1 ekleyerek bulunur. Dolayısıyla 2'ye bölümünden kalan 1'dir. Mesela 5. 5. 2'nin 2 katına 1 eklersek buluruz. O zaman bu sayının 2'ye bölümden kalan 1'dir gibi. 1, 3, 5, 7, 9, 23, 39, 97. Buradaki sayılar birler basamağı eğer tek sayıysa 2'ye tam bölünmüyorsa bu sayılar da bizim için tek sayılar olur. Anlaştık mı? Güzel. Not. Tek ve çift sayıların pozitif olmaları gerekmez. Yani negatif sayılarda sizler için tek ve çift kavramlarında geçerdir. Mesela eksi 2048 çift bir sayıdır. Neden? Çünkü sonu 8'de bitmiş. Sonu 8'de bitmişten kastım. Birler basamağı 8. Önünün eksi veya artı olması tam sayılığı etkilemeyeceği için eksi de olsa artı da olsa eğer birler basamağı çift sayıysa veya 2'nin bir katıysa burası da bir çift sayı olacaktır. Tamam. Mesela eksi 66 bir çift sayı mıdır? Evet. Neden? 2'nin eksi. Eksisini koydum. 2'nin kaç katıdır? 33 katıdır gördüğünüz gibi. Veya eksi 4. 2'nin eksi 2 katıdır gibi. Bunlar çift sayı. Aynı şekilde tek sayılarımızın önüne eksi işareti koyduğumuzda da bunlar hala tek sayı olacaktı. Çift sayıların hepsinin bu not önemli 2'nin bir katı olarak ifade edilebileceğini unutmayalım. Yani siz bir çift sayı seçtiğinizde mesela aşağıda var bakalım. Sonuç olarak bir okuyalım ne demiş? Çift tam sayıların hepsi 2'nin bir katıdır. Anlaştık bunu yukarıda okumuştuk. Tek sayıları ise 2'nin bir eksi veya bir fazlası olarak yazılabilir. Bu kıymetli. 15. 2'nin kaç katına 15 dersiniz? Bakın bu 2'nin 7 katının 1 fazlasıdır değil mi? Veya 2'nin 8 katının 1 eksiğidir. Dolayısıyla 2 ile bölümünden kalan bölümünden kalan bölümünden şöyle yanından yazayım 2 ile bölümünden kalan kaç gelecektir? 1 gelecektir değil mi? Hangi sayının? 15'in. Aynı şekilde 33'ün 2 ile bölümünden kalan 1 niye? 33 sayısı 2 tane 16 32 ederdi. Bir daha 33 veya 2 tane 17 34 ederdi. 1 çıkarırdım 33 ederdi. Bir de 2'ye bölümünden kalan 1 veya 1 eksi. Dolayısıyla bunlar tek sayı. Bunlar tek. Bu tek. Fa farklı renkte yazayım. Tekleri bundan sonra t ile gösterelim. Çiftleri ç ile gösterelim. 28 bir çift sayıdır. Çünkü 2 çarpı 14'tür. Bakın 2'nin bir katıdır. Dolayısıyla bu bir çift sayıdır. 86 bir çift sayıdır. 2 çarpı 43. 2'nin bir katıdır. 2'nin bir katıdır. Dolayısıyla bunlar çift sayıdır. Dolayısıyla bunlar çift sayıdır. 19'a geldiğimizde 2'nin 2 kere 9 18 bir fazlası 19'dur veya 2 kere 10 20'dir. 1 eksi 19'dur. Dolayısıyla artı eksi 1 kaldığımıza göre burası bizler için bir tek sayı. 22 nedir? 1 çift sayıdır. Neden? Çünkü 2'ye tam bölünür. Neden? 2 çarpı 11 şeklinde yazılabilir. Şimdi geldik özelliklere. Burada kafanız karışıyorsa kafanızdan 2 tane tek 2 tane çift sayı seçerek bu işlemleri yapabilirsiniz. Ama şurada bir anlaşalım arkadaşlar. Eğer ben bir çift sayı alıyorsam bir çift sayı. Bu çift sayı ne olmak zorunda? 2 çarpı k şeklinde olmak zorunda. Doğru mu? Yani buraya ne deriz? 2'nin bir katı deriz. Tek sayılar nasıl olmak zorundadır? 2'nin bir katına 1 ekleriz veya 1 çıkarırız. M'yi bilmiyoruz önemli değil. O zaman 2'nin katının 1 eksi veya ne diyeceğiz? 1 fazlası. Şimdi size bir soru soracağım. Burada belki biraz ağır gelebilir bu işlem ama deneyelim önemli değil. Biz burada çift ile çifti toplasaydık. iki tane çift sayının toplamı size ne verir? Bir şey 2'ye tam bölünüyor. 2'nin bir katı. Sonra başka bir sayı alıyorum. 2'nin bir katı 2k artı 2n. Neyse n ve k'yi bilmiyoruz. Önemli değil. 2'nin bir katına 2'nin bir katını eklerseniz yine bu ne olmak zorundadır? 2'nin bir katı olmak zorundadır. Düşünün 2'ye 4 eklerseniz ne gelir? Yine 2'nin bir katı gelir. Dolayısıyla çiftle çiftin toplamı yine size ne verir? Bakın çift verir. Peki eğer deseydim ki şunu yana taşıyorum. Çiftle teke bakıyor olsaydık ne derdik? Çift artı tek. Bakalım Çift yerine 2K diyorum. Tek yerine 2M artı 1 diyorum. Arkadaşlar burası 2'nin bir katı mı? Evet. Burası 2'nin bir katı mı? Evet. Az önce ne dedik? 2'nin bir katı ile 2'nin bir katını toplarsak 2'nin bir katı mı? Evet. 2'nin e, bir katı 2'nin bir katı 2 kat diyelim. 2'nin bir katına 1 eklersek bu sayı zaten ne sayıydı? Tanımı gereği bu tek sayıdır. O yüzden artık şöyle bir sonuç çıkmış oldu. Çiftle çiftin toplamı çift. Çiftle tekin toplamı tek. Peki. Tek de tekin toplamı ne gelir? Bunu da burada konuşmuş olalım. Tek artı tek. Biraz yana kayıyorum. Tek artı tek. 2'nin bir katının bir fazlasıyla 2'nin bir katının mesela ne olsun? 2 tane t artı 1. İkisi de 2'nin katının bir fazlası. 2'nin katının bir fazlası. Toplayın. 2'nin m'si, 2'nin t'si artı 1 bir artı 1'den 2. E arkadaşlar çift. Çiftle topladık. Burası çift gelir çift artı çift bu toplam ne gelir? E bu da çift gelir. Demek ki iki tane tek sayının toplamı da sizlere ne verecekmiş? Al sana bir çift sayı verecekmiş. Bunları şimdi not olarak gelin tekrar yazalım. Herhangi iki tek sayının toplamı düşünün iki tane tek sayı. 2K artı 1, 2M artı 1 bunları topladık. 2K, 2M bunlar çift. 1 artı 1, 2 bunlar çift. Demek ki iki tek sayının toplamı çifttir. Ya da direkt çift yazalım. Uzakmayalım. Çift. Herhangi iki çift sayının toplamı nedir? O zaman çiftle çiftin toplamı az önce de demiştik zaten. Çift. Bakın şunu gözetin. İki tane tekin toplamı yani tek artı tek ne geldi? Ç geldi. T ile T'nin toplamı Ç geldi. Ç ile Ç'nin toplamı ne geldi? Yine Ç geldi. Yani bunlar aynıysa Ç geliyoruz sanki değil mi? Peki. Herhangi iki tek sayının farkı. Düşünün iki tane tek sayının farkı yine size ne verecektir? Tabii ki de burada bu sefer birileri yutacağınız için burada yine çift verecektir. Herhangi iki çift sayının farkı size ne verir? 2'nin bir katından 2'nin bir katını çıkarırsanız, düşünün herhangi iki 2'nin katı olan çift sayıları düşünün, ee, iki çift sayının farkı yine size ne verecektir? Çift verecektir. Bunu da hemen yazalım. Demek ki tekten tek çıkarsa çift, çiftten çift çıkarsa yine çift bulacak mısınız? Eğer ifadeler aynıysa bakın yanıtlar hep Ç geldi. Herhangi iki tek sayının çarpımı. Şimdi düşünün bakalım iki tane tek sayı düşünün. Burada yine şöyle yapabilirsiniz. Ben tabi size anlatmadım ama 2M artı 1, 2N artı 1. Bu ikisini çarpsaydınız. tabii siz bu işte bu çarpımda çarpımın toplama dağılma özelliğini anlatmadığım için belki bilmiyor olabilirsiniz. Mühim değil. Aklınızdan iki tane tek sayı tutun. Birisi 3 birisi 5 olsun. Bu iki tek sayının çarpımı ne gelir? 3 kere 5 15. Yine bir tek sayı gelir. Hemen basit bir şekilde böyle değerlendirebilirsiniz. O zaman şunu söyleyelim. Tekle tekin çarpımı bu sefer diğerlerindeki gibi TT olduğu zaman C'ye dönmedi. Burası T oldu çarpımda. Herhangi iki çift sayının çarpımı. Arkadaşlar size bir soru. Biz bir sayıyı bir sayı tam sayı bir tam sayı diyelim. Bir tam sayı biz bir tam sayıyı 2 ile çarpsaydık. Bu sayı kesinlikle ne gelirdi? Düşünün bir sayı tutun aklınızdan 2 ile çarpın. Bu sayı kesinlikle çift sayı gelir. Bunun anlamı şudur. Çarpma işleminde sesim gidiyor. Çarpma işleminde en az bir tane çift sayı varsa düşünün çarpma işleminde en az bir tane çift sayı varsa mesela 10 tane sayıyı çarpıyorsunuz en az bir tanesi çiftse bu çarpımın tamamı çift gelmek zorundadır. Çünkü su ekranda. Dolayısıyla herhangi iki çift sayının çarpımı bal gibi de çift gelecektir. Yani c çarpı ç neye eşit gelir? Ç'ye eşit gelir. Bunları yanda yazacağız merak etmeyin. Şimdi gelelim. Herhangi tek ve herhangi çift sayının çarpımı ne gelir? Az önce de söyledim. Biz bir tam ile çift bir sayıyı çarparsak bu çarpım kesinlikle çift olmak zorundadır. Tamam. Bunu da buraya tekrar daha düzgün yorum olarak bırakıyorum. Bu da çift olacaktır. Hadi gelin şu yan tarafı dolduralım be. Sonuç kutucuğumuz var burada. Geldim şöyle yana. T ile T'nin toplamı. iki tek sayının toplamı bizlere çift verecektir. Çiftle tekin toplamı. Dikkat edin. 2 ile 1'i topladık. 3. Yani tek verdi. Tekten çift çıktı. 5'ten 2 çıktı. 3. Yani tek verdi. Çiftten çift çıktı. 6'dan 2 çıktı. 4. Yani çift verdi. Çiftle teki çarptık. 2 ile 3'ü çarptık. 6. Yani çift verdi. Çiftle çifti çarptık. 2 ile 4'ü çarptık 8. Yani çift verdi. Eksiliğin bizim için bir önemi yoktu. Ama buraya bir şey yazmadıysak burası artıdır. Artı ile eksiği çarptık eksidir. Tekle çifti çarptık kaç gelirdi? Az önce söylemiştik. Herhangi bir çift sayı olması durumunda çarpma halinde yanıt kesinlikle çift olacaktır. Eksi çift geldi. Tekle çifti toplayalım. 2 artı 3'ten 5 geldi. Tek gelir. Çiftle çifti toplayalım. Yanıtımız çift gelir. Çiftten teki çıkaralım. 6'dan 1 çıktı. 5. Yani tek gelir. Tekten teki çıkaralım. 6'dan e, tekten pardon. 5'ten 3'ü çıkarttık 2. 7'den 5'i çıkarttık 2. 7'den 1'i çıkarttık 6. Bunların hepsi yine çifttir. Tek de çifti çarptık. Çarpımda en az bir tane çift varsa yanıtımız doğrudan çift gelir. Çarpımda hiç çift yoksa yanıtınız doğrudan tek gelir. İki tek sayının çarpımı Dikkat edin. A aynılarda çift oluyordu. Hayır çarpma da olmaz. 3 kere 5 15. Hiçbir şey değişmedi. Bu yine tektir. Eksi ile eksiği çarptığımızda da buradan ne buluruz? Artı buluruz. Anlaştık mı? Bu tablo sizler için yol gösterici. Şimdi dikkat. Bölme işlemiyle ilgili hiçbir şey dememiştim. Bölme işleminde yukarıdaki özellikler her zaman geçerli olmayabilir. Niye? Çiftin çifte bölümü bu işte soruları kaçırabileceğiniz yer. Çiftin çifte bölümü değişir arkadaşlar. Ne demek o? 2'nin 2'ye bölümü mesela ben burada vermemişim ama 2'nin 2'ye bölümü nedir? Bakın 1'dir. Yani çiftin çifte bölümü tek. Aynı şekilde 6'nın 8'in 2'ye bölümü nedir? 8 bölü 2 4. E çiftin çifte bölümü kaç geldi arkadaşlar? Şu kenarda yazayım. Çiftin çifte bölümü kaç geldi? E çift geldi. Dolayısıyla burada bölme işleminde bir kesinlik yoktur. Lütfen buna dikkat edin. 24 bölü 2 12'dir. 6 bölü 2, 3'tür. Bakın burası çifttir. Bakın burası tektir. 24 bölü 0 gibi bir şey tanımlı mıdır? Bu işlem arkadaşlar tanımsızdır. Tamam mı? 0'a bölme işlemi falan yok bizde. Yapmıyoruz böyle bir şey. 0'a bölme 0'dan farklı bir sayının 0'a bölümü matematikte tanımsızdır. Çiftin teke bölümü nedir peki? Hadi onu düşünelim. 6'yı 3'e böldük. Kaç geldi? Buradan 2 geldi değil mi? 6 çifti teke böldüm işte 2 geldi peki başka düşünüyorum çift bir şey düşünüyorum ee, Çift bir şey düşünüyorum mesela 12 gelsin 3'e bölelim buradan kaç geldi 4 geldi Çift bir şeyleri bölüyorum 18'i 3'e bölsem yine buradan kaç geldi 6 geldi gibi Şimdi şuna da dikkat edin Çiftin çifte çiftin teke bölümü burada çift geliyor Tekin teke bölümü Ne gelir Burasını ayrı değerlendirin lütfen şöyle işaretleyin bu ayrı bir kutucuk Tekin teke bölümü nedir? Bu ayrı bir kutucuk. Şöyle tekrar verdim. Tekin teke bölümü nedir? Düşünün. 3'ün 3'e oranı 1'dir. 15'in 3'e oranı 5'tir. Dolayısıyla burada yanıtınız tektir arkadaşlar. Tek bölü tek de karşınıza tek olarak çıkacak. Bunlar dediğim gibi farklı kutucuklar. O yüzden şöyle farklı renklerle işaretliyorum. Biraz çok yakın kaldığı için aynı şeymiş gibi gözükmüş. Şimdi gelelim sorularımız konuşmaya. X, Y, Z tam sayılar olmak üzere. Çarpımları çiftmiş. Niyeyse çeyleri küçük vermişler. Yani niye yani? Niye çeyler büyük değil? Bunları not alacağım. Çeyler de büyük olsun. X ile Y'nin çarpımı çift. X ile Z'nin çarpımı çift. Şimdi bakın şuradan bir pislik kokusu almanız lazım. Ne anlamda? İkisi de çift gelmiş. İkisi de tek gelmiş. Hemen burayı yakalayın. İki sayının çarpımı ne zaman tek gelir? Sayılardan birisi çift olsaydı bu çarpım muhakkak ve muhakkak çift gelirdi. Ama İki sayının çarpımı tek geldiğine göre not yazalım isterseniz. İki sayının çarpımı, iki tam sayının çarpımı tek ise bu sayılar kesinlikle tek sayılardır. Tamam bunu yukarıda konuştuk. Dolayısıyla y tektir. Dolayısıyla z tektir. Şimdi siz söyleyin. Tek bir sayıyla neyi çarparsam çift eder? Çifti. Tek bir sayıda neyi çarparsam çift eder? Çifti. Dolayısıyla x'imiz de burada çift gelmek zorundadır. Bize neyi sormuş? x artı y çarpı z. Hemen yazıyorum. x'imiz çift artı tek çarpı tek. Önce çarpma işlemi. Tekle teki çarptığımız zaman 3 kere 5 15 yine tek geldi. O zaman burası çift artı tektir. 6 ile 3'ü topladık 9 yine tektir. O zaman buraya tek diyoruz. Bu işlemin sonucu tek gelecekmiş. Geldim aşağı x, y, z tam sayılar olduğuna göre. Şimdi bunları bulalım. 3 ile neyi çarparsam tek eder arkadaşlar. Tabii ki de x'imiz buradan tek gelmek zorunda. Yoksa çift gelseydi burayı çift yapardı. x'imiz tekse şimdi dikkatli düşünüyorsunuz. Bakın. y artı z artı x demiş. Burayı baştan yazıyorum. y çarpı z pardon artı tek eşittir tek. Şimdi ben bu teki arkadaşlar tekle neyi toplarsam tek eder. Tekle tekin toplamı tek eder mi? Hayır çift eder. O zaman buranın ne olması lazım? Çift. Çiftle teki toplarsak tek eder. O zaman y ile z'nin çarpımı sizler için çift gelmeli. Buradan bir kesinlik söyleyebilir miyiz? Hayır. Y çift olabilir. Z çift olabilir. Y ve Z aynı zamanda çift olabilir. Tamam. O yüzden kesinlik söylemiyoruz. Yukarıya gidiyorum. Geldim yukarı. X'imiz tekmiş. Burası tek. Tek çarpı Y artı. Dilerseniz açık yazalım. Kafamız karışmasın. Tek çarpı Y artı Z eşittir. Tek gelmiş. Ha şimdi biz buradan bir yorum yapalım. Z'ye dilerseniz şöyle diyelim. Biz e, şu ikisini eş zamanlı çözmeye çalışacağız artık. Şurayı hemen bir küçültelim. Şimdi eş zamanlı bir çözüm yapacağız. Ben diyorum ki çözüme başlarken Z'miz çift olsun. Z eşittir çift. Eğer Z çift olursa bu çarpımı çift de par doğru. Z çiftse arkadaşlar çiftle neyi toplarsak tek gelir? Teki. Dolayısıyla buranın tek olması lazım. Tekle neyi çarparsam tek gelir? Teki. Dolayısıyla y'nin ne olması lazım? Tek olması lazım. Bu birinci çözümümdü yaklaşımım. Zaten x'i de burada ne bulmuştuk? Tek. Bunu da buraya yazmış olayım. Şimdi z'miz tek olsun diye düşünelim. Eğer z tek olsaydı, z tek olsaydı o zaman y'si mecburen ne gelmek zorundaydı? Çift gelmek zorundaydı çarpımları çift olsun. Y'si çiftse burası çift gelir. Z'si tekse burası tek gelir. Çift artı tekten tek gelir. Doğru. Bu da bir çözümdür. Demek ki şurası bir çözümdür. Bize neyi soruyor? X artı Z çarpı Y. X artı tek artı Z çarpı Y. Buradan arkadaşlar Z ile Y'nin çarpımı ne gelir? Tekle çiftin çarpımı çift gelir. O zaman bu toplam tekle çiftin toplamı tek olur. Aşağı geldiğimde X ile Z, Z çarpı Y'yi toplamamı istiyor. X'im tektir. Z çarpı Y yine ne geldi? Hiçbir şey değişmedi. Daha çift çarpı tek ha tek çarpı çift. O zaman buradan yine çift geldi. Bu toplamda tektir. Dolayısıyla iki durumda da benim bu işlemin sonucu tek gelmek durumundadır. Evet çok güzel olmuş sorular. Çok keyifle çözüyorum. Bitirmeyeceğim videoyu burayı bitirelim. Tek bir videoda kapatmış olalım. Bir daha bir daha video olmasın sizlere. A, B, C, D tam sayılar olmak üzere bana bunu vermeye. Şimdi eğer çarpım durumu varsa hızlıca oradan başlamamız gerekiyor. Bakın iki sayının toplamı tekse. Ben gözümü burayı kestirdim. Hemen şunu derdim. A tek olsun. Olsun. Varsayıyorum. A tek B mecburen ne olmak zorunda? B çift olmak zorundaki toplamları tek olsun. Şimdi B çift ise arkadaşlar şurası kaç gelir? Biraz hızlı çözüyorum artık. Bakın burası çift gelir. Çift ile neyi toplarsam çift gelir. Tabii ki de çifti. Dolayısıyla D'miz buradan çift gelirdi. Harika. D'miz burada çift ise A'mız hatta B'miz burada çift ise çiftle çiftin toplamı tek edebilir mi? edemez. İşte burada çözüm yanıldı. Bu bir çözüm olamazmış arkadaşlar. Sildim. A tek değilse A mecburen ne olur? Çift olur. Tek olmayacaksa çift olur. Peki A'yı çift olarak alıyorum. Eğer burası çift ise B'si mecburen ne olmak zorundadır? Tek olmak zorundadır. Geçtik. Şimdi B'si tekse. Tekle bir şey çarpmışız. Toplamları çift gelmiş. Yukarı geçiyorum. Buradan bir yorum yapamam. Bakın şurayı zaten sağlıyorum. Niye? A zaten çift. Çift ile bir şey çarptığımızda yanıtı çift gelir. Güzel. Burayı kapattık. Burayı kapattık. Şimdi şu yorum yapalım. A'sı çift. O zaman B ne olursa olsun bu çarpım çift gelir. Çiftle neyi toplarsam tek gelir. Teki. Dolayısıyla T, te, D'miz buradan tek. Aşağı geldim. D'miz burada tek tekse B'miz burada tekse tekle neyi toplarsam tekle teki toplarsam çift eder değil mi? Doğru. O zaman buranın çift olmaması lazım ki. Tek artı tekten çift gelsin. Peki. Burası tek kalacaksa B çarpı C tek kalacaksa değil mi? B'si tekse C'nin de mecburen ne gelmesi gerekir? Tek gelmesi gerekir. Al sana yanıt. O zaman a artı 2b yazıyorum a artı 2b artı 3c artı 4d şimdi şunların bir hükmü var mı sizce bunlar nedir otomatikmen çifttir ama biz yine de yazalım a'sı ney çift artı 2 çarpı tek artı 3 çarpı tek artı 4 çarpı tek şimdi şurası ne geldi çift geldi çift artı çift artı 3 ile te teki çarptık 3 çiftle teki çarptık çift arkadaşlar çift çiftin toplamı ne gelirdi çift gelirdi artı t artı ç. Bir daha soruyorum. Çiftle çiftin toplamına gelirdi. Çift gelirdi artı t. Çiftle tekin toplamına gelirdi. Tek gelirdi. İşte bu işlemin sonucu da tek olmak durumundaymış. Geldim hemen 4. soruya. Pozitif tam sayılar olmak üzere bu sefer buna tek vermiş, buna çift vermiş olduğuna göre bunu arıyoruz Anlaştık. Şimdi bunlar tekse yine yorum yapacağız arkadaşlar. Bence şöyle diyelim. B'si şimdi bu toplam tek gelecekse A tek olabilir. Eğer A tekse burayı boyadım. Burası tek. B ve C'nin çarpımının ne gelmesi gerekiyor? B çarpı C'nin çift gelmesi gerekiyor. O zaman burada da iki kola ayrılıyoruz. B ve C'nin çarpımı çiftse B çift olabilir. C tek olabilir. Bakalım. Bu olur mu arkadaşlar? Burası tek. B eğer çift olsa bura çift olurdu. C'nin mecburen ne olması lazım? Çift olsun ki toplamları çift olsun. O zaman bu gelmez. Eğer B çiftse C de mecburen ne gelmek zorunda? Çift gelmek zorunda. Eğer B tekse bir ona bakalım. B tek. A'sı tekti. B'si tekti. Bu toplamların tek olması için tekle neyi toplarsak tek gelir çift. O zaman buranın çifte dönmesi lazım ki C çift olurdu. Bakalım C çift olurdu. Eğer C çift ise A'sı burada tek. B'si burada tek. Bu çarpımlar tektir. Tek de çifti topladığımız zaman toplam çifte gitmez. Teke gider o zaman çözüm bu da değil. Bir tane çözüm kaldı. İkisinin de çift geldi. Bakalım. B ile C'nin çarpımı ikisi de çiftse burası çifttir. O zaman A'sı mecburen tektir. Güzel. A'sı tekken B ile çarptık çifttir. C çifttir. Topladık çifttir. Çok güzel. O zaman yanıtımız burası arkadaşlar. 4 tane A artı 3 tane B artı C eşittir. 4 tane tek artı 3 tane çift artı çift. 3 tane çift yine ne verir? Çift artı çift. Çift artı çift çift verir. Yazdım 4T. 4 bir çift sayıdır. Neyle çarparsak çarptık yine çift verir. Çiftle çiftin toplamından da yine siz çift olarak yanıtı bulurdunuz. Aferin Geldik aşağıdaki soruya. 5. Olduğuna göre hangileri tek tam sayıdır? A artı 1, B eksi 2 tek geliyormuş. Peki iki tane sayının çarpımı eğer tek geliyorsa bilin ki bu iki sayıda ne olmak zorundadır? Tabii ki de tek olmak zorundadır. Tek, tek. Yani A ile 1'i topladık tek. Tek sayıyla şöyle yazalım bunda. A artı tek tekmiş. Tekle neyi toplarsak tek ederdi? Tabii ki de çifti. O zaman A'nız buradan ne gelmek zorunda? A çift. Yazdım. Yana geldim. B eksi 2. B eksi çift. Neye eşitmiş? Teke. Peki. Neden çift çıkarsa tek kalır? Çiftten çift çıksa tek mi kalır? Hayır çift kalır. O zaman B'nin ne gelmesi gerekiyor? Tek. Tekten çift çıkarsa tek kalır. O zaman B tek. Harika. Şimdi işlem zamanı. A ve B'nin çarpımı. ikisinden biri çiftti. Burası çift. A'nın kendisi çiftti. Çift artı çiftin toplamı çifttir. A çarpı B çifttir. B tektir. Çift artı tek tektir. A çarpı B çifttir. İki tane A çift sayıda çarpmışız. Zaten kendi de çift çifttir. Çiftten çift çıkarsa farkları yine çifttir. 2B çifttir. Bakmıyorum ne olduğuna bile. A çifttir. Çiftten çift çıktı. Çifttir. 3B tekle tekin çarpımı tektir. 4 ile A'nın çarpımı çifttir. Topladık. Tekle çiftin toplamı tektir. B ile A'nın çarpımı çiftle tekin çarpımı çifttir. A'nın kendisi çifttir. Çift eksi çiftten çifttir. Zaten şu işlem A eksi B çarpı A işlemi neye eşittir aynı zamanda? A eksi A çarpı B'ye. Bunlar aynı şeyi sorgularlar. Neden? 2 ile 3'ü çarpmakla 3 ile 2'yi çarpmak arasında hiçbir değişiklik yoktur. Gelelim sağ üstte bir not var. Bu notu bir okuyalım. İleriki konularda konuşacağımız üst alma işleminden kısaca bahsedelim. Evet çünkü burada bazen arkadaşlar konuşuluyor. Ben bu teklik çiftlik kısımlarını burayı da bilmenizi istiyorum. Şimdi üst almak şu demektir. Çok kaba bir tabirle çok basit bir tabirle şöyle izah edebilirim. Ben burada üst aldığımda aslında şunu yapıyorum. Diyelim ki 2 üzeri mesela hiç parantez koymayalım 2. Eğer 2'nin kafasına bir 2 daha koyuyorsam bu şu demektir. Aşağıdaki ifadeyi iki kere yan yana yaz ve çarp. Yani 2 üzeri 2 4'tür. Peki 2 üzeri 3'e bakalım. 2'leri 3 kere yaz. Yazdım. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8. Demek ki yanıtı 8'miş. Veya 3 üzeri 3 mesela. Ne diyeceğiz? 3 3 3 3 9 27. Bunun güzel yanı ne? Şudur. Eğer siz burada bir e, çift sayı alırsanız çift bir sayının kuvvetlerine gelecektir yine çift gelecektir değil mi? Ama bir önemli bir nokta var. Tabi onu birazdan söyleyeceğiz. Yani 2 üzeri 2, 2 çarpı 2'den 4 gelir. 5 üzeri 1 kaç gelir? 5 üzeri 1 arkadaşlar 1 gelmez. Burayı düzeltiyorsunuz. 1 falan değil. 5 üzeri 1. 5'i bir kere 5'i yaz. 5 yazdım. Bitti. 3, 3, 3, 3. 4 tane varsa 3 üzeri 4. 2 üzeri 4 16 niye? 4 2 tane şey 2'leri 4 tane yaz. 1 2 3 4. Dolayısıyla bu 16'ya eşittir. Şimdi size bir yıldız. Her sayının birinci kuvveti kendisine yani 9 üzeri 1 nedir? Hemen şuraya yazalım. 9 üzeri 1 9'dur. 18 üzeri 1 18'dir tamam mı? Her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. 0 üzeri 1 0'dır gibi. Şimdi dikkat. 0 hariç her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Yani siz bir sayının sıfırıncı kuvvetini görüyorsanız bu kesinlikle 1'e eşittir. Ne demek? 17 üzeri 0 1'dir. Bakın 18 üzeri 0 1'dir. E burada çift, e burada çift. Çift üzeri çift. Bak 1 geldi yani tek geldi. Al sana bir kırılma noktası daha. Çünkü buralardan soru gelebilir. Tekrar ediyorum. Sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Negatif de olsa pozitif de olsa fark etmez. Eksi 3 üzeri 0 bu 1'e eşittir. Tamam. X üzeri 1 nedir? X'i bir kere yaz. X üzeri 2 nedir? X'i 2 kere yaz ve çarptır. Eksi 2 üzeri 5. Şimdi şuna dikkat edin. Eğer elimizdeki işlemlerde bizim çift sayıda üstümüz olsaydı. Yani şu Açıklıyorum hemen. Deseydim ki size eksi 2 üzeri 2 mesela. Buradan neyi anlardınız? Yukarıda yazılan şey onun çarpım sayısı değil mi? Eksi 2'yi 2 iki kere çarp demek. Evet. Eksi. Eksi. 2 kere olduğu için bu neye döndü? Artı. 2 kere 2 neye döndü? 4'e. Peki eksi 2 üzeri 3'e bakalım. Eksi 2. Eksi 2. Eksi 2. E arkadaşlar bu ikisinin çarpımı artıya dönmüştü. Tekrar bununla çarptım neye döndü? Eksiye döndü. 2 2 2 çarptık 8. Dolayısıyla bu işlemin yanıtı eksi 8. Yani eğer içeride bir negatiflik varsa ve siz bunun çift kuvvetlerini alıyorsak. Mesela 4 alsaydık. Eksi 2 üzeri 4'ü düşünün bakalım ne derdiniz? Eksi 2 eksi 2 eksi 2 eksi 2. Bunun da yanıtı 16'dır. Artı hatta 16'dır. Şöyle yazalım. Neden? Eksi ile eksiyi çarptım artı. Eksi ile eksiyi çarptım artı. Artı ile artıyı çarptım artı olarak bulacaktım. Ama Burada üstler eğer içerisi negatifken üstler tek sayı olsaydı sizin yanıtınız yine negatif gelirdi. Sebep? E çünkü iki kere çarparsak pozitif geliyor. Üç kere çarparsak negatif geliyorsa tek tek dereceli çarpımlar bize negatif getiriyormuş. Tamam. Bunu anlamış olmamız lazım. Dediğim gibi 5 üzeri 1 5'e eşittir. 5 üzeri 0 da 1'e eşittir. Onu da buraya not olarak yazalım isterseniz. 5 üzeri 0 da 1'e eşittir. Peki ben bir şey daha soracaktım size. hemen onu da sorayım. Ee, ha şunu soracaktım. Burayı doğru cevaplarsanız bu iş tamamdır. Eksi 1 üzeri 16. Ne demek? 16 tane eksi 1'i yan yana koy ve çarp demek. Ben ileride de sayı anlatırken tekrar anlatacağım. Bu şu anda bu tarzda sorular gelirse yaklaşım yapabilmemiz adına anlattım. Ufacık bir anekdot. Eksi 1 üzeri 16. 16 kere eksi 1. Her 2 tane de bir bu pozitife dönmez mi yani eksi 1 üzeri 2'yi konuşalım önce nedir 1 çarpı eksi- 1 a e bu ikisinin çarpımı neydi eksi eksi artı 1 ile 1'in çarpımı 1 Peki 1'in küpü nedir E 1 eksi 1 bir, 1 eksi bir, eksi bir. Bakın şunlar paşa, paşa oynadılar ve artı 1 verdilerse değil mi bu ikisi e yananda -1 varsa artı ile eksinin çarpımı yine ne gelir -1 gelir O yüzden tek katsayılar Daha doğrusu tek üstler özür dilerim üslü sayılarda tek üstler bizi negatife götürürken çift üstler bizi içerisi negatifse bizi pozitife götürür. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi sorumu yineleyebilirim. Eksi 1 üzeri 19'un yanıtı nedir? Yukarısı tek geldiği için tabii ki eksi 1'dir. Eksi 1 üzeri 2080 nedir? Bu çift bir sayıdır. Sonu sıfırla bitmiş. Eksi 1 üzeri çift bir sayı 1 getirir sizlere. Bunları anladıysanız gerisi çantada keklik. Şimdi eksi 2 üzeri 5 demiş. Nasıl yapacağız? Eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 2. Hepsini çarpacağız. Eksi ile eksiyi çarptım artı. Eksi ile eksiyi çarptım artı. Burada da eksi kaldı. Artı ile artıyı çarptım artı. Artı ile eksi kaldı. Artı ile eksiyi çarptım eksi. Bu dünyanın galibi negatif. Eksi 2 üzeri 5. 2, 4, 8, 16, 32 çarpıyorum. Çarptım. E bir de eksi koyacakmışım önüne. Demek ki bu eksi 32'ymiş. Eksi 2 üzeri 5'in yanıtı. Eksi 3 üzeri 2'ye bakalım. Ne yapacağız burada arkadaşlar? Eksi 3'ü 2 kere yazacağız. Eksi 3 çarpı eksi 3. Eksi ile eksiyi çarptım. Ne verir? Tabii ki de buradan bize artı verir. 3 ile 3'ü çarptım. 3 kere 3 9 verir. Al sana artı 9. Şurayı boşaltıyorum birazcık. Burayı da değerli kullanalım. Değerlendirelim. Eksi 2'nin 3. kuvveti harika. Eksi 2, eksi 2, eksi 2. Ne dedik? Tek kat sayılıysak içerisinde negatifse yanıt negatif gelir. Neden? Eksi ile eksinin çarpımı artı çarpı eksi. Artı ile eksinin çarpımı eksi gelecekti. Buradan yanıtınız eksi 8 gelecekti. Eksi 3 üzeri 4. İçerisi negatif. Üssü çift geldiği için yanıt kesinlikle pozitiftir. Niye? Eksi eksi artı olur. Eksi eksi artı olur. Artı 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 olur. 3, 9, 27, 81. O zaman Burasında yanıtı 3 üzeri 4'ten 81'e eşittir. Bunu da hızlıca şöyle yazayım. Artı 81. Çift bir sayının pozitif kuvvetleri yine çifttir. Nasıl? Dikkat edin pozitif kuvvetleri diyor. 0 demiyor. Yani 2 üzeri 0 kaçtır? 2 üzeri 0 1'dir. Ama çift kuvvetlerinde biz neyi soruyoruz? Çift bir sayının pozitif kuvvetlerini soruyoruz. Dolayısıyla 2 üzeri 0 1'dir ama 2 üzeri 10'a bakın mesela. 2 üzeri 9'a veya 516 yanlış hesaplamıyorsam 1024 512 gelecek özür dilerim. 2 üzeri 9 512'dir. E çift bir sayı 2 pozitif kuvveti 9 pozitif dikkat edin tek çift demiyor pozitif o zaman bu işlemin sonucu yine ne geldi çift geldi. Tek bir sayının pozitif kuvvetlerinde siz yine ne yapmış oluyorsunuz? Mesela şunu düşünün 3 üzeri 7. E, 7 kere 3'ü çarpmış oluyorsunuz. 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7. e Biz neyi biliyoruz? Zaten arkadaşlar burada işlem yaptığımızda tek, 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 tek. E, herkes tekse bu işlemin sonucu çarpma işlemi ise yine tek gelecektir. O halde tek bir sayının pozitif kuvvetleri yine nedir arkadaşlar? Tektir. Sıfırı hariç olarak tutuyorum dikkat edin. Ama soru işlerinde sorabilirim ona karışma. Evet testten önceki son sorumuz. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. Dikkat edin bunlar pozitifler. İfadesi tek sayıdır. Yazdım tek sayı. Şimdi iki sayının çarpımının tek gelebilmesi için ikisinin de tek olması lazım. N nasıl bir şeyin karesi yine tektir. Arkadaşlar çift bir şey olsa karesine gelirdi çift gelirdi. O zaman burası da mecburen tek olmalıdır. Nasıl bir şeyin kübü tek gelirdi? Tabii ki de tek. Tek ile tekin çarpımı ne gelirdi? Gösteriyorum. Tabii de tek gelirdi. O zaman doğru yoldayım. A artı 2 tekse. Çifti toplamışım tek gelmişse A'mız buradan otomatik tek gelecektir. B ile 3'ü topladığımda bu tek getirecekse ne ile 3'ü toplarsam tek sayı bulurum? Çifte değil mi? O zaman B'miz burada çift gelecektir. Haydi bakalım başlayalım. A ile B'nin çarpımı kesinlikle çift sayıdır. Çift bir sayının karesi kesinlikle yine çift bir sayıdır. A ile B'nin toplamı tek sayıdır. Tek sayının karesi yine ne gelir? Tek Tekle tekin çarpımı gelecektir. Bu bu yine tek getirecektir. A ile B'yi çarptığımızda bu bir çift sayıdır. 2 ile A'yı çarptığımızda bu bir çift sayıdır. Toplamları çift sayıdır. A'nın karesi. Tek çarpı tek. Yine ne gelir? Artı. Şöyle yapalım. Çift çarpı çift. Tek de tekin çarpımından tek gelir. Çift ile çiftin çarpımından çift gelir. Tek de çifti toplarsak tek gelir. Dolayısıyla bu işlemin sonucu yine tek olacakmış. 3A'nın karesi. Ne demek 2 kere yaz? 3A çarpı 3A. Arkadaşlar A tek. 3 ile çarptık tek. 3 ile çarptık tek. A ile çarptık tek. Burası yine tek geldi. 2B diyor. Bir kere bu çifttir. Çift bir şeyin karesi yine çifttir. Tek eksi çiftten ne geliriz yine? Yanıtımız tek gelir. B'nin karesi çifttir. A'nın karesi tektir. Çiftten tek çıktı. Tabii ki de yanıtımız tek olacaktır. Şimdi dikkat edelim. Bunlar kıymetli. Kafa karışıklığı yaratabilir. Şöyle notlarımıza bunu koyalım. A'nın karesi. Tek bir şeyin karesi yine tektir. Eksi. İkisinin çarpımı çifttir. Artı. 3B. B'si çiftse burası kesinlikle çifttir. Arkadaşlar çiftle çiftin toplamı çift gelir. Tekten çifti çıkartacağız. Tekten çift çıkarsa 7'den 2 çıkarsa yine yanıtınız ne gelirdi? Tabii ki de tek gelirdi. Bu kıymetliydi. Çift bir sayının karesi çift. Eksi. 4 ile herhangi bir şey çarpmışım. Çift. Artı. A'nın küpü. A tektir. Küpü tektir. 3 çarptık hala tektir. Çiftten çift çıktı çift geldi. Artı tek geldi. Çiftle teki topladık tek geldi. Tamam. Bu kadarı fazlasıyla yeterli. Aşağıdaki testte teknik ve çiftlik kavramlarını konuşuyoruz. 10 tane soru var fıstık gibi sorular. Hepsini benden önce çözüyorsunuz.